Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığının 2016 bütçesini görüşüyoruz. Tabii bu bütçe hükümetin bütçesidir ama söz konusu olan Cumhurbaşkanlığı olunca herhalde hükümet kendini çok sorumlu hissetmedi bu bütçeyle ilgili. Dolayısıyla saat 12'den beridir hükümet koltukları boş. Dolayısıyla salonda bulunan Sayın Milletvekillerine özellikle teşekkür etmek isterim. Tabii az önce Sayın Erçal'ın da ifade ettiği gibi söz konusu olan Cumhurbaşkanlığı olunca bu görüşme bütçe görüşmesinden çok Kıbrıs sorunundaki müzakerecilik görevi nedeniyle Kıbrıs sorunu Sayın Cumhurbaşkanı'nın eleştirilmesi veya Sayın Cumhurbaşkanı'na öneriler şeklinde ilerleyen bir gündem halini alıyor. Evet, Kıbrıs sorunu elbette öncelikle Kıbrıslıların, sonra konuya taraf diğer unsurların ve bölgemizin önemli bir sorunu ve Birleşmiş Milletler'in de çok uzun zamandan beridir duhul olduğu bir sorun. Ve 1968 yılından beridir de bilfiil kendi çatısı altında bu sorunun çözümü için gayret sarf ettiğini belirtmek gerekiyor Birleşmiş Milletler'in. Beyrut'la başlayan bir yolculuk hala devam ediyor. Son durağı Montpellerandı, İsviçre'de. Ve bu uzun yolculukta, 48 yıllık yolculukta belli başlı merhaleler vardır ki bunların altının özellikle çizilmesi gerekir. Bugün parametreler, çözüm parametreleri olarak pek çok konuşmacı tarafından dillendirilen bu merhaleler aslında parametrelerin oluşumu vazifesini gördü. Örneğin 1977-79 Doruk anlaşmalarıyla birlikte 1960'ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin artık bir üniter devlet değil de iki toplumlu bir federasyon şeklini alacağı parametresi orada şekillendi. İki toplumlu, iki bölgeli yapı 1977-79 Doruk anlaşmalarının bir ürünüdür ve o günden sonraki tüm çözüm önerileri federasyon hedefini işaret etmek kaydıyla dikkate alındı. Tüm dünya tarafından, Birleşmiş Milletler tarafından. Zaman zaman bunun dışında belli başlı çağrışımlar yapan önerilerse asla kabul görmediği, muteber sayılmadı. Örneğin Kıbrıs Türk tarafının Türkiye ile birlikte ortaya koyduğu bir deneme hiçbir biçimde muteber sayılmadı. 1997 yılıydı yanılmıyorsam, konfederasyon görüşülecekse biz masada otururuz şeklindeki yaklaşım hiç kimse tarafından kabul görmedi. Nitekim hemen ardından bir ray değişikliğiyle yeni bir düzlem ve yine federasyon düzlemi müzakerelerin hedefi haline geldi. Sayın Başbakan Yardımcısı hoş geldiniz. Az önce hükümetin gündeminde Cumhurbaşkanlığı bütçesi yok mu diye merak ifade etmiştim. Demek ki varmış, teşekkür ederim. 1977-79 Doruk anlaşmalarının ardından 85-86 Kuyayar belgesi. Yine Birleşmiş Milletler Genel Sekreterlerinin ismiyle anılan belgelerin ilki olarak da tarihe geçmiş bir belge. Kıbrıs Türk tarafının genel itibarıyla rıza gösterdiği, kabul gösterdiği ama günün sonunda uygulanma şansı bulmayan ama bunun içerisindeki belli unsurların da yine o az önce ifade ettiğim parametreler haline gelmesine yol açan bir önemli adım taşıydı. Neydi bugüne yansıyan en önemli unsur? Bunun içerisinde pek çok unsur yanında rahmetli Cumhurbaşkanı'nın bu parlamentonun da oy birliğiyle kabul ettiği 29 artı toprak miktarı bu Kuyayar belgelerinin içinden süzülüp bugüne ulaşan ve temel bir çözüm parametresi haline alan bir diğer gerçektir. Yine 1992'de o dönemin genel sekreterinin adıyla anılan Gani Fikirler dizisi ve yine aynı dönemin ürünü olan Güven Yaratıcı Önlemler paketi. Bunların hepsi 68'den itibaren Birleşmiş Milletler'in fil fiil dahil olduğu müzakerelerde dile gelen görüşlerin güncellenmiş halini ifade ediyordu. Bunların en kapsamlısı, en uzun erimli olanı elbette anlam planı. Yine dönemin genel sekreterinin adıyla anılan aslında Kıbrıs çözüm planı.
esas adı olmasına rağmen anlam planı diye tüm dünyanın bildiği çözüm planı bunların en kapsamlısıydı, en bütünlüklü olanıydı. Çünkü 2004 yılında İslamanlı olarak hem Kıbrıs Türklerin hem Kıbrıs Rumların referandumda hakkındaki görüşlerini dile getirdiği bir plan olma özelliğine sahip tek çözüm önerisiydi. Ve Kıbrıs Türkler %65 oranında bu çözüm planına evet diyerek Kıbrıs'ta iki bölgeli, iki toplumlu, toplumların siyasi eşitliğine dayalı bir çözüme destek verdiklerini resmi olarak ilk kez tüm dünyaya ilan etmiş oldular. Tüm dünyanın meşru ve yasal kabul edeceği bir yöntemle yapılan bir beyandır. Bu beyan ayrıca da önemlidir. Dolayısıyla 2004 yılı öncesinde Kıbrıs Türk halkına şu veya bu gerekçeyle yapılan yakıştırmaların tamamı 2004 yılındaki referandumla birlikte ortadan kalkmış ve 2004 yılı referandum sonucuna göre Kıbrıs Türkler Kıbrıs sorununun çözümünü kararlılıkla benimsiyor ve destekliyor şeklinde bir durum ortaya çıkmıştır. Elbette bu plana hayır diyen %35'lik kısım da Kıbrıs Türk toplumunun birer ferdiydi ve onların görüşleri, kaygıları da son derece muteberdi. Kıbrıs Türk halkını yöneten hükümet veya cumhurbaşkanı bunu görmezden gelecek, bunu yok sayacak bir özgürlük alanına sahip olamaz. Ancak yine de halkın büyük çoğunluğunun rıza gösterdiği bu çözüm planı ondan sonraki arayışların da başlangıç noktası haline geldi. Ve özellikle daha önce ifade ettiğim gibi gerek Koyar belgesi, gerek Gani Fikirler dizisi gibi parça parça çözüm ifade eden, bütünlüklü bir çözüm planı niteliği taşımayan belgeler dikkate alındığında elbette anlam planı sadece bir başlangıç değil, aynı zamanda tüm zamanların bir özetiydi de. Ve işte Kıbrıs Rum halkının hayır dediği çözüm planının ardından gelişen süreç hep anlam planını bir başlangıç noktası olarak kabul ederek ilerletilmeye çalışıldı. Her ne kadar bu karşılıklı mutabakatla evet anlam planı bir başlangıç noktasıdır denmemişse de günün sonunda bizim müzakerelerden edindiğimiz intiba ve bilgi odur ki çözüm anlam planının bir farklı versiyonu şeklinde gündeme gelecek ve eğer başarılırsa o süreç bir referandumla, eş zamanlı bir referandumla halkın onayına sunulacak. Şimdi anlam planından sonra çok inişli çıkışlı bir müzakere süreci yaşandı. Elbette 2004 sonrası hemen sonrasında çok önemli bir durgunluk dönemine girildi ve bu durgunluk döneminin aşılması Birleşmiş Milletler açısından da gerçekten güç oldu. Çünkü buradaki yapılanmasını dağıtma kararı almış bir Birleşmiş Milletler söz konusuydu 2004 sonrasında ve bu yapıyı tekrardan adım adım oluşturmak Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum liderliklerinin çözüme olan istekliliğinin ifade edildiği oranda mümkün olabilecekti. Ve 2006 yılında Gambari süreciyle devam eden, yeniden başlayan veyahut düzeltmek daha doğru olacak, yeniden başlayan müzakereler günün sonunda bizi 11 Şubat 2014 belgesine ulaştırdı. Çünkü referandum sonrasında yaşananlar hem Kıbrıs Türk tarafında hem Kıbrıs Rum tarafında karşılıklı olarak avantajlar ve dezavantajlar olmasına rağmen bir gerçeği çok somut bir biçimde ortaya çıkarıyordu ki o gerçekte günün sonunda 11 Şubat 2014 belgesinin ilk cümlesi olarak yer bulmuştu. Neydi o? Mevcut durum kabul edilemez ve sürdürülmesinin Kıbrıs durumlar ve Kıbrıs Türkler için olumsuz sonuçları olacaktır. Bu ifade 11 Şubat 2014 belgesinin başlangıç ifadesini ve altında dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Eroğlu ile bugün Kıbrıslı Rum lider olarak görevine devam eden Sayın Anastasiadis'in imzalarını barındırmaktadır. Gerçekten mevcut durum uluslararası hukuk bağlamında mukayeseli üstünlüğü olmasına rağmen Kıbrıs Rum liderliği içinde birçok bakımdan ve en önemlisi uluslararası hukuk bakımından dezavantajlı olmamızdan dolayı bizim için de sürdürülebilir değildir. Ve hem Kıbrıs Rum halkı hem Kıbrıs Türk halkı mevcut durumdan ziyadesiyle zarar görmektedir.
kaynak israf etmektedir, umut tüketmektedir. Böylesi bir gerçekle karşı karşıyayız. Bu mecliste en fazla tartışılan konu eğer Kıbrıs sorunu ve onunla ilişkilendirilmiş iç meselelerse bu çok somut bir biçimde göstermektedir ki mevcut düzenin dönüştürülmesi, bu halkın layık olduğu bir biçime ulaştırılması bir çözümle birlikte çok daha mümkün olabilecektir. Çünkü çözümsüzlüğün ortaya çıkardığı anomaliler ve dünyadan izole hal bizim en azından geriye dönüp baktığınızda 40-45 yıllık çabalarımızla bertaraf edilememiştir. Özellikle 1983 yılında Cumhuriyet yapılanmasına gidilmiş olmasının ardından yaşadığımız süreçler bize bunu çok net bir biçimde ifade etmiştir. 33 yılı geride bırakan bir Cumhuriyet, dünyadan izole olmuşluğuyla ilgili herhangi bir değişiklik yaratma şansına sahip olmamıştır. Uluslararası hukuk nezdindeki statüsünde herhangi bir değişikliği başarabilmiş değildir. Ve mevcut durum bizden dolayı değişemeyeceğine göre, yani dünyanın muteber saydığı, devletlerin karşılıklı ilişkilerini düzenledikleri hukuk ve bunun yansıdığı nokta Birleşmiş Milletler bu konuda farklı bir tutum içerisine girmediği sürece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından bir başka durum söz konusu olamayacaktır. Peki bu bir başka durumun söz konusu olamayacağı bir ortamda çözümle ilgili dile gelen endişeler çözümsüzlük halinde geçerliliğini yitiriyor mu? Bu konu özellikle bugün bu bütçe çerçevesinde devam eden konuşmalarda en fazla ilgimi çeken bir konudur. Aslında konuşma arzusu duymamın da sebebi bu noktada olmuştur. Örneğin mal mülk meselesi, Kıbrıs Türklerin kullanımındaki Kıbrıs Rumlara ait mülklerle ilgili ortaya konan çözüm sonrasına ilişkin endişeler bugün için geçerli değil midir? Bugün Kıbrıs Rumların herhangi bir biçimde kuzey makamlarına erişimi söz konusu olmadığı halde biz kendi devletimizin tapularıyla belgelendirdiğimiz ve Kıbrıslı Türklerin esas malıdır diye isimlendirdiğimiz mallara gerçekten mal diyebiliyor muyuz? İşte özellikle taşınmaz mal komisyonunun kurulmuş olmasıyla birlikte gerçekten bunlarla ilgili bir hukuk sürecinin devam etmekte olacağı, edeceği ve ettikçe de Kıbrıslı Rumların bu konuda çok farklı yaklaşımlarla hareket edeceği gün gibi ortadadır. Peki taşınmaz mal komisyonu öncesinde nasıl bir durum söz konusuydu? Yine bugün ifade edildi. Türkiye Avrupa Konseyi'nin üyesi olduğu sürece Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararlara tabidir ve bu kararlara uymakla yükümlüdür. Ve her bir Rum malıyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde görüşülmeye müsait bir dava söz konusu olabilecekti. Peki taşınmaz mal komisyonu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de teyidiyle oluşturulmuş bir kurul olarak ne yapıyor? Münferit mal mülk meselelerinde Kıbrıslı Rumların mağduriyetlerini gidermek üzere çözümler üretiyor. Başvurmaları halinde elbette. Ve bu mağduriyetin giderilmesiyle ilgili öngörülen tedbir veya tasarruf nedir? Tazminattır, takastır veya iadedir. İade kararları elbette bugün için uygulanabilir kararlar değildir. Bunlar çözüm sonrasına ertelenmektedir. Çözüm ihtimalinin ortadan kalktığı noktada taşınmaz mal komisyonunun yasallığını ve meşruluğunu koruyabilmek bakımından iade ile ilgili kararları uygulamak gibi bir yükümlülüğü ortaya çıkabilecek midir? Sürelidir o. Elbette çıkabilecektir. Süreli olabilir. Dolayısıyla yeni bir hukuki sonuç ortaya çıkmış olacak. Yani çözümsüzlük konusunda anlaşmış olması halinde tarafların ve evet biz Kıbrıs sorununu çözemeyeceğiz. Dolayısıyla mevcut durum alıcı statüko haline geldiği noktasındaki bir mutabaka aslında taşınmaz mal komisyonunun gündemine yeni bir sorunu taşıyacak. Dolayısıyla Kıbrıslı 74 öncesinde Kıbrıslı Rumlara ait mülkleri elinde bulunduran Kıbrıs Türklerle ilgili yeni bir durum ortaya çıkacak. Ve bu durumun telafisinin de sorumlusu elbette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamları olacak.
Dolayısıyla çözüm sonrasına ilişkin münferit mal mülk meselelerinden kaynaklanacak itilaflar çözümsüzlük halinde dahi geçerli olabilecek. Ben tam da bunun altını çizmek üzere bu konuşmayı yapma ihtiyacı hissettim. Dolayısıyla biz Kıbrıs sorununun özünden uzaklaşmadan bu konuyu ele almakla yükümlüyüz. O da nedir? Kıbrıs sorunu bir mal mülk veya toprak paylaşımı sorunu değildir. Kıbrıs sorunu özelde esas olarak Kıbrıslı Türklerin işgal edilmiş yönetim ve güç paylaşımına ilişkin haklarının yeniden tanımlanması ve iadesiyle alakalı bir meseledir. Ve yıllar içerisinde müzakerelerde ortaya konan tutum da çok net bir biçimde özetlenebilirdir aslında. Özellikle Koyar belgesiyle birlikte az önce ifade ettiğim ortaya çıkan durum şudur. Kıbrıs Türkler Kıbrıs'taki devlet üzerindeki hak ve yetkilerini geri alacak ve bu uluslararası tanınmış bir statüyle olacak. Buna bağlı olarak da Kıbrıslı Rumlar Kıbrıs adasının belli bir bölümünde kendi sahipliklerini sürdürecekler. Yani devlete karşılık toprak. Biz devlete sahip olacağız ve sahip olduğumuz, şu anda elimizde bulundurduğumuz bir kısım toprak da bu devlete karşılık Kıbrıs Rumlara iade edilecek. Hesap basit bir denklem üzerine kuruldu aslında ve bunu tam olarak nasıl formüle edeceğimize ilişkin müzakerelerin de son aşamasına gelmiş bulunmaktayız. Bu noktada çözüm sonrasına ilişkin mal mülk tartışmaları sırasında dile gelen bir konunun daha altını çizmek istiyorum. Her ne kadar anlam planında yaşanan süreçten farklı olarak bugün elimizde henüz bütünlüklü bir çözüm planı olmasa dahi, az önce de ifade ettim, formülasyon 3 aşağı 5 yukarı anlam planındaki gibi bir formülasyon olacaktır. Belki bu formülasyon farklı kelimelerle dile getirilecek ama sonuçta ulaşılacak nokta evet iki toplumlu, iki bölgeli, toplumların siyasi eşitliğine dayalı bir federasyon çözümü olacak. Ve bu noktada elbette belli başlı insan hakkı ihlalleri anlaşmanın gereğince gündeme gelebilecek. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi hepimizin üzerinde fazlasıyla durduğu konu olan mülkiyet hakkının ihlali olacak. Yani Kıbrıs Türklerin bir kısmı güneyde bıraktıkları mallar üzerindeki söz hakkını anlaşma hükümlerince kullanamayacak. Ama çoğunlukla Kıbrıs durumlar Kıbrıs Türk Devleti'nde kalacak olan mülkleriyle ilgili mülkiyet hakkından istifade etmeyecek ve anlaşma hükümleri gereğince feragat etmiş olacak. Bu noktada ortaya çıkacak bir tazminat olacak elbette. Yani takas da bir yöntemdir belki ama tazminatlar çok daha önemlidir. Zaten biz bu nedenle çözümün maliyeti konusunu da siyasi eşitlik kadar önemser haldeyiz. O zaman soru şudur. Bugün taşınmaz mal komisyonunun verdiği tazminat kararlarının finansmanı nasıl sağlanıyor? Herhangi bir elinde Rum malı tuttuğu için taşınmaz mal komisyonunun gündemine gelen bir Türk kullanıcı o tazminatın tedarikiyle ilgili yükümlülük üstleniyor mu? Bu devletin yapmış olduğu muamele sonucunda oluşan bir durum olduğuna göre o mülkün tazminatı da devletin sorumluluğundadır. Dolayısıyla Kıbrıs Türk Devleti bugünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yaptığı gibi ileride oluşacak tazminatların yükümlülüğünü üstlenmek durumundadır. Dolayısıyla şunu net olarak ifade etmek lazım. Herhangi bir Kıbrıslı Rum'un mülkiyet hakkına erişiminin engellenmiş olması nedeniyle talep edeceği tazminat, o mülkün kullanıcısı olan ve kendisine devlet tarafından yapılmış olan resmi işlem nedeniyle o mülkün kullanıcısı olan Kıbrıslı Türk'ün muhatabı olmayacak. Arada devlet dediğimiz mekanizma bulunacak. Ya Kıbrıs Türk Devleti'dir orada bulunması gereken, ya mülkiyet komisyonu ve sonrasındaki kararıyla birlikte oluşacak duruma göre muhatabıdır. Dolayısıyla bunu bireyler arası tazminat meselesi, bireyler arası davalaşma meselesi gibi göstermek son derece sakıncalıdır. Çünkü Kıbrıs Türklerin tamamı bugün elinde bulundurdukları tapuları devletin onayıyla
aldılar. Bunun karşılığı vardır veya yoktur tartışması anlamlı bir tartışma değildir. Tapu esastır ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yasaları mülkiyet hakkını elinde bulunduranların hepsini aynı kefeye koymaktadır. $10-15 milyar biz yurttaşlarımızın her birinin payına belli ölçüde düşecek şekilde tedarik etmeyeceğiz Sayın Takar. Bu anlatmaya çalıştığım şudur. Spesifik olarak şu malın tazminatı için Tatar'dan şu kadar, Şahali'den şu kadar, Denktaş'tan şu kadar gibi bir formülasyon olamaz. Bu global olarak ele alınması gereken bir konudur. Öyle olmak durumundadır. Dolayısıyla yurttaşları teker teker 74 öncesi sahiplerle yüz yüze bırakacağınız bir durum varmış gibi bir yaklaşım, yanlış bir yaklaşımdır. Ben bunun altını çizmek istiyorum. Örneğin oluşacak çözüm durumunda elbette Kıbrıslı Türklerin Kıbrıslı Rumlar kadar bu adada egemen oldukları ve Kıbrıslı Rumların egemenliğinin Kıbrıs Türklerin egemenliği olmaksızın bir anlam ifade etmeyeceği, aynı şekilde Kıbrıs Türklerin bu ada üzerindeki egemenliği Kıbrıslı Rumların egemenliği olmaksızın bir anlam ifade etmeyeceği net olarak tespit edilmiş ve yine bir parametre haline almış bir gerçektir. Dolayısıyla egemenlik üzerinden yapılan tartışmaların iki devletli çözüm, yani birbiriyle diğer devletler kadar ilişki içinde bulunacak iki devletli çözümdeki egemenlikle karıştırılmamasına ihtiyaç vardır. Çünkü Sayın Eroğlu'nun 11 Şubat 2014'te imzaladığı belgede egemenliğin bölünmez, dolayısıyla eşit iki ortaktan neşet eden bir kavram olduğu da çok net olarak ifade edilmiştir. Ve bu egemenlikle birlikte tek uluslararası kimlik ve tek yurttaşlık prensibi de bugün devam eden müzakerelerin bir diğer değişmez parametresi durumundadır. Ve işte bu yurttaşlık meselesinin burada ele alınış biçimini son derece yadırgadığım, belli başlı konuşmacılarda elbette son derece yadırgadığımı belirtmek istiyorum. Yurttaşlığı alacaksınız ama dünya tarafından tanınan bir de yurttaşlık olacak. Ama az önce ifade ettiğim mal mülk meselesiyle ilgili krizleri yaşayacağız madem ki ne yapalım biz o yurttaşlığı? O yurttaşlığı ne yapacağımızı tartışmak yerine bugün ne yaptığımızı tartışmayı daha anlamlı buluyorum. Çünkü az önce ifade ettim. O yurttaşlıkla birlikte oluşacak durum diye abartılan, speküle edilen durum aynen bugün de geçebilir. Üstelik o yurttaşlığa sahip olmadığımız halde Türkiye aracılığıyla, Türkiye'nin bu ülkedeki uluslararası hukuk tahtındaki durumu nedeniyle bugün de aynen geçebilir. Dolayısıyla bu konuları uluslararası hukuk diye takarak zaman zaman da bizim bu hukukun dışında olmamızı avantaja dönüştürüp küçümseyerek hafife alarak ele alıyoruz ya, bundan vazgeçmek ve gerçekten bu hukukun ne menem bir şey olduğunu anlamak gibi bir zorunluluğumuz olduğunu düşünüyorum. Hal öyle olduğu noktada uluslararası toplumun bir parçası olmak istekliliğini eminim ki çok daha fazla hissedeceğiz ve bu doğrultuda çaba ortaya koyacağız. Örneğin Türkiye'nin çözüm konusundaki istekliliği anlam planından hemen önce ortaya çıkıp tezahür ettiği kadar asla olmamıştır. Neden? Çünkü özellikle 90'lı yılların ikinci yarısından itibaren Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyanın etkin bir parçası olma konusundaki istekliliği ekonomisiyle, siyasetiyle, uluslararası ilişkileriyle dünyada söz sahibi bir ülke olma konusundaki istekliliğiyle birlikte uluslararası ilişkilerindeki sorunları azaltma zorunluluğu çok daha fazla ortaya çıktı, çok daha fazla görünür hale geldi. Ve bu doğrultuda o günlerden beri şiar edilmiş, kendilerine belge olarak ortaya koydukları bir yaklaşım vardı. Bir adım önde olma politikası. Ve 2002'nin son çeyreğinde ortaya çıkan ve o günden beridir de Kıbrıs sorunuyla ilgili her ortamın ısındığı konunun sadece Kıbrıs'a ilgi duyan çevrelerin dışında da konuşulur hale geldiği her ortamda Türkiye Cumhuriyeti bu bir adım önde olma kararlılığını ve istekliliğini yüksek sesle dile getirmeyi
tercih etti. Ve bugün de aynısı oldu. Hem Kıbrıs işlerinden sorumlu başbakan yardımcısı hem de Cumhurbaşkanı'nın sözcüsü aynı yaklaşımla çözüm sürecini desteklediklerini, müzakerecimiz Sayın Cumhurbaşkanı Akıncı'nın çabalarına destek belirttiklerini ifade ederek çok çarpıcı bir açıklama daha yaptılar. O da 12 Şubat'ta İsviçre'de yapılacak olan zirvede Türkiye Cumhuriyeti adına Sayın Erdoğan'ın masada bulunacağını bildirdiler. Doğrusu bu benim için sürpriz olmadı. Çünkü Sayın Aydın'ın, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs özel temsilcisi Aydın'ın Ankara ziyareti, geçtiğimiz gün gerçekleşen Ankara ziyareti sırasında Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'la yapmış olduğu görüşmenin Dışişleri Bakanı'yla yapılan görüşmenin ardından gerçekleşmiş olmasını prosedürel bir görüşmeden çok daha fazla anlam ifade eder diye yorumlamıştım kendi kendime. Nitekim bugün bu yorumumda haklı olduğum Büyükelçi İbrahim Kalın'ın Sayın Erdoğan adına yapmış olduğu açıklamayla ortaya çıkmış olmasına şahitlik ediyoruz. Dolayısıyla önümüzde çok ciddi, çok kritik ve yarına etkisi çok olacak bir süreç vardır. Bu 9 Ocak itibariyle başlayacak, 12 Ocak itibariyle de son merhaleye girilmiş olacak bir süreçtir. Ve bugünden 9 Ocak'a kadar geçecek süre son derece kritik bir süredir. Bu süre müzakere heyetine her açıdan yardımcı olunması, bir toplumsal ödev olarak değerlendirilmesi gereken bir ciddiyetle ele alınmalı ve yaşanmalı. Çünkü burada dile gelen görüşlerin bir kısmının ön yargılardan, bir kısmının da koşullanmışlık halinden kaynaklandığının belirtilmesine ihtiyaç vardır kanaatimce. Çünkü özellikle müzakere tutanaklarının içinde çok net izahları olan pek çok konu sanki de hiç değinilmemiş, hiç ele alınmamış, gözden kaçırılmış konularmış gibi değerlendirilmekte bu kürsüden de ona göre bir reddi tavır belirlenmektedir. Bu konuda elbette endişelerimiz olabilir. Elbette bu konuya belli gerekçelerle, saplantılarımızla bakıyor da olabiliriz. Ama şurası bir gerçektir ki Kıbrıslı liderler Sayın Eroğlu ve Sayın Anastasiadis mevcut durumun her iki halk için zararlı ve sürdürülemez olduğu gerçeğiyle şu an içinde bulunduğumuz müzakere sürecine yeni bir ivme kazandırarak yol aldılar. Ve bu gerçek ne Sayın Akıncı ne de Sayın Anastasiadis tarafından bir farklı yorumla henüz yorumlanmamıştır. Üstelik hem Kıbrıslı Rumların hem Kıbrıslı Türklerin günlük hayatta karşılaştıkları sorunlar ve çözümsüzlük halinde karşılaşmaları çok muhtemel olumsuzluklar bize bu durumun gerçekten sürdürülemez olduğunu net bir biçimde defa defa izah etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın özellikle son Montpellier zirvesinin ardından ortaya koyduğu yaklaşımlar, bu ülkede özellikle çözüm konusundaki istekliliğiyle bilinen pek çok yurtsever tarafından yadırgandı ve hatta eleştirildi. Ancak 1 Aralık itibarıyla ortaya konan diplomatik tavrın sonuç almaya dönük etkisi de net olarak ortaya çıkmış oldu. Ve yapılan planlama aslında bir takvimin ifade edilmesi, sadece bir yol haritasının değil, bir takvimin ifade edilmesinden başka da bir şey değildir aslında. Ve bu takvimin nihayetinde bugün Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamadan da anlaşılıyor ki aslında İsviçre'de yapılacak olan Gürgenstock tarzı bir yeni zirvedir. Sayın Erdoğan'ın bu zirveye katılacak oluşu elbette kendine muhatap ve denk muhatap bir makamında Yunanistan'dan katılacağı bilgisinin alınmış olmasının ardından yapılmış bir açıklamadır. Çünkü biz zaman zaman bu konularda uluslararası hukuk karşısındaki statümüz nedeniyle sıkıntı yaşıyoruz ama Türkiye Cumhuriyeti uluslararası ilişkilerin temel kuramlarından, temel zorunluluklarından biri olan mütekabiliyeti göz ardı ederek meselelerini ele almayacak kadar deneyimli, diplomatik deneyime sahip ve saygın bir ülkedir. O nedenle Sayın Erdoğan muhatabının kim olacağını bilmeden bu kararı almış olamaz. O nedenle
Sayın Aydem'in Atina ziyaretinde yapmış olduğu görüşmelerin de bu çerçevede sonuçlar doğurmuş olmasının pek muhtemel olduğunu düşünüyorum. Yunanistan'ın da bu zirveye katılımı en az Türkiye'ninki kadar yüksek düzeyli olacaktır diye öngörüyorum. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı bütçesinin görüşüldüğü bugün de bu bütçeyle belki de bir çözüm anlaşmasının imzasının atılabilmiş olma ihtimalinin çok daha belirgin olması, görülür olması gerektiğinin altını çizme ihtiyacı hissediyorum. Tabii anlam planı az önce ifade ettiğim gibi en bütünlüklü, 68 yılından beri devam eden müzakerelerin tamamının içerisinde bulunduğu bir plan olarak değerlendirilmesi gerektiğini söylemiştim. Ancak anlam planı şu anda üzerinde çalışılan ve sonuçlandırılması umarım ki mümkün olacak olan plan dokusunda, doğasında bir plan değildi. Çünkü anlam planı 2002 yılının Kasım ayında taraflara Birleşmiş Milletler'in hakemliği ve boşlukları doldurma yetkisiyle birlikte sonuçlandırdığı bir plan olarak teslim edilmişti. Ama buna karşın 2002 Kasım'da 2004 Ocağı kadar müzakeresi devam etmiş ve 5 farklı versiyonla Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanmış bir çözüm planıydı. Ve bu 5 versiyonun sonucunda bir referandum söz konusu olmuştu. O süreç Birleşmiş Milletler'in hakemliğinin peşinen kabul edildiği bir süreç olarak yaşanmıştı. Halbuki şu an içinde bulunduğumuz müzakere süreci bir Kıbrıslı süreç olarak en başından beridir Sayın Talat ve Hristofias tarafından beridir tanımlanmış ve Kıbrıslı liderlerin öncülüğünde ve onların kararlarıyla aşamalandırılmış bir süreçti ve son aşamada yine Kıbrıslı liderlerin Birleşmiş Milletler nezdinde varmış olduğu mutabakatla saptanmış oldu. Bu da 9 ve 12 Ocak'ta İsviçre'de yapılacak olan zirveyle şekillenmiş oldu. Dolayısıyla Kıbrıs Rum tarafının çok korktuğu ve kategorik olarak reddettiği hakemli bir süreç değildir şu anda yaşanan süreç. Örneğin Kıbrıs Türk tarafının hep ısrarla talep ettiği ancak Rum tarafının yine kategorik olarak reddettiği takvimli bir süreç olarak da ilerlememiş bir süreçti ama bizlerin özellikle Kıbrıs Türk tarafı olarak en fazla korktuğumuz ucu açık görüşme süreçleri ve bitmek tükenmek bilmeyen müzakereler şeklinde gelişmeyeceği de en azından 1 Aralık itibarıyla net olarak ifade edilmiştir. 12 Ocak'taki zirve her ne kadar sürecekse son aşama olarak bu içinde bulunan müzakere sürecinin son aşaması olarak ortaya çıkmış vaziyettedir. Dolayısıyla Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri bugün Cumhuriyet Meclisi'ne ve Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili söyleyecek sözü, dile getirilecek fikri olan herkese düşen görev, oluşacak olan çözüm planının Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını en iyi biçimde gözetecek bir formüle ulaştırılmasıyla ilgili çaba ortaya koymaktır. Ancak bu çaba ortaya konarken bir ortaklık cumhuriyetine gidileceği, bir ortaklık devletine gidileceği, bu devletin İki halkının eşit statüsünün siyasal eşitlik temelinde olduğunun bilinmesi ve ötekini yok saymadan, dahası ötekileştirmeden bir yaklaşımın esas olması gerektiğinin bilinciyle hareket edilmesidir. Böyle yapıldığı takdirde ben eminim ki Kıbrıs Türk halkının kaygılarını önemli ölçüde giderecek, endişelerine önemli ölçüde yanıt verecek ve hak ettiği güvenli geleceğe ulaşmasına yolculuk planı olarak ışık tutacak bir çözüm planı sağlanabilecek ve referanduma götürülebilecektir. Bu çerçevede referandumda verilecek kararın olumlu olması, 2004'te verilen, dünyaya verilen barış ve çözüm istekliliğine ilişkin mesajın bir kez daha tekrar edilmesi kanaatimce her şeyden önemlidir. Bu mesajın karşılık bulması elbette en büyük dileğimizdir ama ondan çok daha önemlisi toplumun Kıbrıslı Rumlarla eşit ortak olarak bu ada üzerindeki varlığını geleceğe taşıyabilme ihtimalinin
bugünden çok daha güçlü bir biçimde ortada duracağının anlatılması, anlaşılması, anlamasına yardımcı olacak yaklaşımın geliştirilmesidir. Çünkü örneğin mülkiyet veya nüfusla ilgili kriterlerin gelecekte aşılabilmesine ilişkin ihtimallerin varlığı veya bu endişeler bugünkü gerçeğin görmezden gelindiği halde çok daha anlaşılabilir olur belki. Ama bugünkü gerçek Kıbrıs Türklerin bu adıdaki varlığı açısından da mülkiyet hakkının korunması ve geleceğe taşınması açısından da fazlasıyla bir tehdit içermektedir. Çünkü gelecekte Kıbrıslı Rumların nüfus bakımından veya mülkiyet bakımından anlaşma hükümlerini ortadan kaldıracak bir yaklaşım içinde olabileceğine dair endişeler bugün için Kıbrıslı Rum olmayanlar bakımından da geçerlidir. Özellikle ülkemizin belli başlı bölgelerinde üçüncü uyrukluların yoğunlaşma eğilimini dikkate aldığınızda, Kuzey Kıbrıs'ın yatırım riski içeren bir bölge olmasına rağmen belli başlı uyruklarca potansiyel yatırım alanı olarak değerlendiriliyor oluşunu gördüğümüzde, bu endişelerin bugün içinde geçerli olması gereken endişeler olduğunu ifade etmek gerekir diye düşünüyorum. Bu çerçevede Cumhurbaşkanlığı'nın 2016 bütçesinin bir çözüm sürecine yol açacak biçimde kullanılabilme fırsatının yaratılmasından ziyadesiyle mutlu olacağımı belirtir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederim.